Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bir Çetin Ceviz adlı programımıza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel konulara değineceğiz. Bursa İnegöl Yenice köyündeyiz. Yenice mahallesi, Yenice beldesi diyelim. Burada yine daha önceden ki programlardan hatırlayacağınız üzere bir ceviz bahçesindeyiz. Burada da birkaç program yapmıştık yine. Yine hem sezon üstündeyken bazı konulara değinmek istiyoruz. Hem de aynı zamanda Böyle nasıl söyleyeyim sizlere piyasa hakkında biraz dipnotlar düşmek istiyoruz. Her iki taraftan da tecrübe sahibi ve bilgi sahibi ederek sizleri biraz ufkunuzu cevizle ilgili bilginizi genişletmeye çalışacağız diyelim. Yine ekranlardan daha önceki programlardan tanıdığınız bir konuğum var. Yani sayın Komutanım diyorum. İsminizi bilen yok Komutanım. <laughs> <laughs> Merhabalar, evet, nasılsınız? Sağ olun Bey. hoş geldiniz. Evet, bu arada İyi Komutanımın da. ismi Ali, soy ismi Yiğit. <gülüyor> 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 Ama işte dediğimiz gibi, vallahi herkes Komutanım diyordur. İsminizi bilen yoktur evet. herhalde. 20. program olmuştur. İşte alt yazıda gösteriyor Aynen abi. o kadar. <laughs> o kadar evet. iyisiniz umarım. Çok şükür Sami Sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Komutanım. Temmuz'un e, herhalde 10'undayız. Onu evet, evet. e, tam böyle sezonun eee cafcaflı olduğu, evet. bakımın gerçekten e, hiç esirgenmediği e, önemli bir dönemdeyiz. Burada Hı -hı. üreticilerimize yine bilgiler vereceğiz. Programdan önce çok konuştuk biz neler konuşalım neler edelim diye ama şunu samimi bir şekilde söyleyelim insanlara hem bilgi sadece bilgi yetmiyor piyasayla ilgili de biraz bilgi hı hı. Neler, yani kendilerine nasıl tedbirler almalılar bunlarla ilgili bilgi vereceğiz sizi iki yerden kazançlı kılacağız bugünkü konumuzu öyle belirledik öncelikle Temmuz ayında e, gübreleme ile ilgili bir konumuzu açacağız. Hı hı. Sizlerle tartışacağız. Onun üzerinden güncel konulardan konuşacağız. O zaman komutanım e, ilk önce sezonunuz nasıl gidiyor onu sorayım ben. Hı hı. E, bu yazıdan beklentiniz nasıldı, nasıl geçti? Sonra konumuza girelim. Tamam. Ee, Selam Bey malum e, hakikaten özellikle Mayıs-Haziran ayları çok yağışlı geçti. Özellikle bu evet. sene yani geçen sene de Haziran yağışlı geçmişti evet, geçen sene, ama evet. bu sene resmen ben şöyle Haziran'da kapıyor yani sabah oluyor işe gideceğim açıyorum ya diyorum Şubat'ta mıyız? Evet. Hava evet. öyle kapalı. Ee, gerçekten bu sene zor bir yıl geçirdik yani o sezon zor bir geçirdik. geçirdik ee, tabii yağmurun sonuçta rahmettir elbette ki e, faydası çok çok fazla ama ee, tabii bir bunun yanında özellikle ceviz ağaçının diğer meyve ağaçlarına da var ama konumuz o değil. Ee, cevizde e, antraknoz mi? ve bakteri hastalığı açısından e, çok müsait bir ortam hazırlıyor yağmur. E, hiç sulama yapmadık zaten. E, Sulamaya da biraz sonra geleyim. E, bu sezon boyunca sürekli antraknoz için ve bakteri canlılık için ciddi anlamda e, şeyimiz oldu, mücadelemiz oldu. Ee, bu tabi biraz maddi anlamda biraz e, hem de e, ameli anlamda akıdan biraz yordu. E, bu bir sıkıntıydı ama ne yapalım o da Allah'tan e, yapacak bir şeyimiz yok. Ama artık şu anda havalar artık normale döndü. E, ben sulama şortumlarını çektim. E, i̇lk sulamayı geçen hafta içinde e, verdik suyla birlikte. Yani burada bir dipnot açmak istiyorum. Evet. Şimdi biz sulama programı yaparken hı hı. işte birinci yaşındaki fidanlara Mayıs'ta başlıyoruz sulamaya ama bu ağaçlara şu an su veriyoruz. Temmuzun onunda. Evet. Anında. evet. Ee, öyle gerekliliğine Çünkü gerekti, gerçekten öyle. Ya, Haziran'da öyle bir yağmur yağdı ki Hı -hı. E, zaten bu ağaçların görüyorsunuz sağlığı gayet yerinde, meyve tutumu yerinde bir su eksikliği yaşamıyor. Ağaçlar büyüyünce hem sulama periyodunuz artıyor. Mesela artık 3 günde bir değil de 10 günde bir, Hı -hı. haftada bir toprak yapısına göre sulama periyodunuzun aralığı artıyor Hı -hı. ve sulama döneminiz biraz geç başlayabilir. Ee, bu yaşlarda bunu yaşamanız gayet çünkü önemli. ağaç kökleri daha çok Derinde. E, yayıldığı için daha çok e, derine girdiği için e, şu anda e, bu belli bir su evet. ihtiyacını topraktan evet. karşılıyor. Karşılıyor ama tabii biz biraz da bu sulama değeri için verdik. E, bizim tabii biraz toprak kireçli. Genelde Türkiye'de bu sıkıntı var. E, biraz kükürt verdim ben şey su ile beraber. Eee e, verdim biraz da azot, azot uygulaması yapmam için eee hatta suyu biraz fazlaca tuttum ama da bundan sonra artık yine toprağın durumuna, iklim durumuna bakarak belki az önce ifade buyurduğunuz gibi Sinan Bey belki bir hafta, belki 10 güne çekebilir. Su miktarı biraz azaltabilir ama ilk sulamada biraz hakikaten fazlaca verdik. bu bir ikincisi 3 kere zehir verdim ama iç kurduğu için ilaç verdim ama dördüncüde biraz şeyde kaldım, tereddütte kaldım. Dördüncüde bu sene verdim iç kurdu olarak ve bununla beraber de yaprak görevleri uygulaması yaptık. Ee, bir de Senan Bey, e, geçen sene bizim ekonomik olarak, e, ticari diğer olarak e, biraz sıkıntı yaşadık. O da e, yazın çok sıcak geçmesinden dolayı ve bu cevizlerin, şöyle istersen e, Haydar Bey, gösterebilirim değil mi? Hı hı. Şimdi mesela atıyorum şu cevizlerin, bakın hatta şurada başlamış bile hafiften. Hı hı. E, şu üst kısımları güneş gördüğü zaman e, bunlar da yanmalar e, oluyor. Bu da tabii ki cevizin ticari değerini düşürüyor. Verim kaybına neden tabii. oluyor. Ee, bu sene ben bir uygulama yaptım. şurada göreceksiniz. Yani yapraklarda da uygulandığını ee, bu hakikaten yaprakları yürüzün. da e, sarartıyor. Bakın şu anda marul gibi bu yapraklar. E, bu sene Kaolin uygulaması da yaptık. Hakikaten e, Kaolin çok harika bir şey. Ben geçen yıl başka bahçelerde görmüştüm. E, hakikaten bu Kaolin uygulanan bahçelerde bu ceviz yanıklığı güneş e, yanıklığı, güneş yanıklığı e, olmuyordu. E, işte bunun için yaptık biz bunu. E, %3 olarak uyguladım ben. Yani bir ton suya 30 kilo 30, 30 kilo, 30 30 kilo, 30, 30 kilo, kilo uyguladım. Mı? Ama ne olur çok hızlı hızlı değil, yavaş yavaş. Hatta takviye ile gidecek tabii. şekilde. Ve bir sezonda neredeyse 3 kere verilmeli. Evet, 3 kere verilmesi lazım. Yaklaşık bir ay sonra bir daha verilecek. Ondan belki bir kere daha verilebilir, 3 kere verilebilir. Evet. Ee, Siz hemen bu sezonun işlerine girdiniz geçen evet. sezonu işte bu yazı biraz sordum. Evet. Ee, bu yaz nasıl geçti diye. Bu sezonun işlerine hızlı bir şekilde girdiniz. Ben bu yazdaki durumu biraz daha değerlendirip hemen bunun üstüne devam edelim istiyorum. Bu yaz özellikle dediğimiz gibi mesela geçen yaz da çok yağmurlu geçmişti ama bu yaz çok çok fazla yağmurlu geçti ve havadaki nem oranı da çok fazla yüksekti. Çok kapalıydı. Ve şunu net söyleyeyim. Temmuz'da geldi bu sene yaz. Ben Hı -hı, öyle aynen diyorum. öyle. Temmuz'un birinde başladı yaz gelmeye. Böyle. Ee, güneş bile alamadı doğru düzgün, ağaçlar Haziran ayında, bunu söylüyorum. Neden söylüyorum? Bazı arkadaşlar şu orantıyı biz şu an büyük bahçeler için konuşuyoruz ama ufak fidanlarda diyorlar ki ya doğru düzgün başlamadı büyüme. Ufak fidanlar sıcaklıkla güneşle başlar büyüme. Temmuz ayında daha yeni başlarlar. Bu sene böyle bir durum oldu haberiniz olsun. Tabii sezon başında güzel bir ilaçlama programı hazırlamıştık. Sizler de biliyorsunuz güzel bir program yaptık. O programlar harfiyen uygulandı. Meyve tutumumuz zaten görülüyor. Bu senenin uygulamasından bahsetti biraz komutanım. İşte bu sene ilk suyu mesela Temmuz'un 5'i gibi vermiş oldu Aynı öyle ben oldu. farz Aynı ediyorum. Öyle oldu. Hı -hı. Görüyorsunuz 4 sıra hortumların açıklığını görüyorsunuz. İyi bir şekilde sulamasını yaptı ve kendisi özellikle azotu toprak üstünden veriyor. Yaptığı sulamayla toprağa emdirerek ağaca öyle almasını sağlıyor. Burada dönüme kaç kilo verdiniz azotu? ben şöyle söyleyeyim. Dönüm değil de Sinan Bey Toplamda Aşağı yukarı mı? ağaç başına 1,5-2 kilo arasında 2 kilo verdiniz. 2 evet, kilo e, civarında 2 kilo tam ihtiyacıydı evet, zaten. Evet 2 kilo civarında verdim. Bu ağaç için. 2 kilo civarında verdim. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben 2 kilo gerçekten birkaç kere daha verilmeli zaten vereceğim, bu vereceğim, ağaca. Vereceğim. Ve bana soracak olursanız damlamadan vermektense şöyle serperek vermek bu gibi bahçelerde çok daha i̇şte mantıklı. sinan bey e, bu zaten hortum e, şey yaptığı için yan tabii e, sağına tabii. soluna öteki de sağına soluna yaptığı için Bu araya attığımda eritiyor. Bu gördüğünüz beyazlar da. Yani şu an toprakta görülüyordur. E, o tortular onların. Çok kalan çok yani ufak bir dolgu göstermek dolgu e, malzemeleri onların. Şu şerit şeklinde evet. dökmüşsünüz zaten anlaşılıyor. Hı. Şurada tortuları vardır. Hı hı. Hani bak, tortu malzemeleri. Evet. İçi boş zaten. Hı. Dolgu malzemeler onlar. İçi boş azot almış gitmiş şöyle göstereceğim. Hı hı. Pudra gibi olmuş zaten. Azot toprağı işlemiş. Hı hı. Böyle kendisi de dökmüş. neden işte bu gibi topraklarda bahçeniz fazla büyük değilse böyle elle verebilirsiniz diyorum. Damlamadan verince sudan çok hızlı damlayabiliyor, gidebiliyor ama buradan yavaş yavaş hı. alıyor sulama ile evet. beraber. Çok daha sağlıklı bir azot vermiş olabilirsiniz diyorum. Burada işte ağaç başına 2 kilogram azot verdiniz. Sumik asiti topraktan mı verdiniz? Evet şeyden. Damlamadan, damlamadan verdim. E, Artı kükürt verdim. Sıvı kükürtü kükürtü verdim. de verdiniz. Evet, sıvı e, damlamadan verdim. Damlamadan, damlamadan verdim onu da. Onun dışında başka bir uygulama yaptınız mı? Yok başka mı? bir uygulama yaptım. Sumik ağaç başına ortalama mı hesapladınız? E, Toplam dönüme mi? Aşağı yukarı ağaç başına 200-250 sesi. E, 300 sesi civarında olacak şekilde e, ayarladım, o şekilde verdim Sinan Bey. Anladım Kükürtü? Ee, kükürtü de e, işte bir bidon falan da elimde o kadar vardı. <laughs> o, o da anda. ağaç başına işte evet. El gibi o bir şey, en mantıklısıydı. Evet. Ee, gelmiş oluyor ve, ve bu üç uygulama ile beraber şu an toprakta hareketlilik başladı. Şimdi e, cevizle ilgili şunu da söyleyelim biz yine görüntüde gösterecektir arkadaşım. Şu an cevizler meyve büyüklüğünün yaklaşık yüzde seksenini yetmiş beşini tamamladı. Meyve biraz daha büyüyecek bu meyveler bu meyve büyümesine kadar topraktan çok ciddi bitki besin elementi kaldırmaz şimdi hiç kaldırmaz demiyorum hani normal standart kaldırır ama şu büyüklüğünü bitirip bir tık daha büyüyecek bir hafta 10 gün sonra büyümesi duracak şurada şu büyüklüğe geldiği zaman çok ciddi kaldırıyor artık hı hı. topraktan bitki besin elementini büyümesini dolduruyor bitiriyor tamam diyor yani ben ee, binanın tuğlasını ördüm diyor. Kaba inşaatı yaptım diyor. Şimdi artık iç işçiliğine Şekil, şekilsel büyümeyi tamamlamış oluyor. Şimdi içine evet. başlayacağım diyor. Hı. İç işçiliğine başlayacak bir hafta 10 gün sonra büyümesi bitince içini doldurmaya başladığında topraktan çok çok ciddi besin Hı. elementi ve su ihtiyacı oluyor. Hı. Evet. Ee, o zamanlarda işte bu şu an vermiş olduğumuz gübrelerin avantajını görecek için doldurmaya başladığında hani şu an çatların ben söyleyeyim size pazardaki en büyük problemini Çatların pazardaki en büyük problemi maalesef iç büzüşmesi. Güneş yanıklığından da bahsetti komutanım Güneş yanıklığından sonra iş doldurmama tabi e, iyi beslenemediği için sulanmadığı için evet Evet. doldurmama gibi yaşıyorum. bir problem var Bunlar işte tedbiri önlem alarak bu gübrelerimizi güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz e, ki e, yine programdan önce e, komutanımla konuştuk. Biz şimdi bir kere gübreleme programı yaptık ama büyük bahçelerde yapmadık. İnşallah bir sonraki programda İnşallah. da büyük bahçelerde yapalım istiyorum komutanım. Birkaç yanlışı tartıştık programdan önce onları dile getirelim. Çok güzel uyardı komutanım. tutuyorlar bu aralar kök, taban gübresi veriyorlar dediniz. Siz gördüğünüz birkaç örnekten bahsedin. Işte, ee, damla sulamadı. Ben tabii ki diye mi, bahçede gidiyoruz veya telefonda konuşuruz. Halen şu anda damlamadan özellikle su değer yan damlamadan şey veriyorlar. İşte 3.15, 3.20 gibi taban gibi. 18.46 veriyorlar. veriyorlar. Mesela daha veriyorlar. Kötü. şimdi e, Sinan Bey tabii ki siz bu işin uzmanısınız. benim bildiğim şey şudur. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. taban gübrelemesi ağaçlar uyanmadan önceki bir dönemde verilir. Özellikle fosforun erime süresi, ağacın alma süresi uzun olduğu için. E, o zaman verilir bu ağaç çözüldükçe e, almaya başlar ve bunu sezon boyunca devam ettirir. Ama şu anda sizin vereceğiniz e, fosforu ne zaman e, ağaç alacak, ne zaman döndürecek? Aynı yani mi? Dolayısıyla hem maddi anlamda bir kayıp yaşıyoruz hem de toprağımıza e, aşırı, kimyasal aşırı kimyasal yüklüyoruz, yüklüyoruz ki bu... E, Kitliyor toprağı. Her iki taraftan da her üç taraftan zararlı bir durum. Onun için... Benim önerim şu taban işte ağaçlar uyanmadan yaklaşık 2-2,5 ay önce verilmesi ama azot öyle değil azot çünkü hızlı bir şekilde Toprakta çözülen ve alınan bir durum olduğu için tabii azot uygulamasını dönemli bakın biz şu anda azot verdik belki 15-20 gün biraz bir kere daha vereceğiz falan. Bir ay sonra esamesi kalmayacak. Yani, ama azot uygulaması yapılabilir belki yaprak topraktan alamadığı yaprak gübrelerini yapabilirler eyvallah. Çünkü topraktan alınamıyor e, pH durumundan dolayı veya toprakta bulunamadığından tabii. dolayı falan. Ha, o zaman yaprak gübrelemesi e, yapılabilir ama e, topraktan verilebilecek olan şey dengeli gübre diyorlar 3.15-3.20. E, tabii bunları ben e, insanların bilmesini istiyorum. E, hatta bir arkadaşla görüştüm ya bizim firma diyor arkadaş alıyor alıyor diyor diyor. Bilmiyorum nasıl bir ürün vardır ama e, ben tavsiye etmiyorum Sinan Bey. Yani, e, çok güzel bir noktaya değindiniz. Yapmak Şimdi... lazım. Bu taban gübresi olayından özellikle bu zamanda ben 1846'nın verilmesinin mantığını anlamıyorum. Hani şöyle konuşacağım ben bunu zaten. Artık 5 yıldır programcılık yapıyoruz bazı konuları. Net kimin dokunuyorsa da dokunacağı sahibi ne varsın gitsin dokunsun. Adam elindeki malı pazarlayacak diye olmayacak şeyleri Hı -hı. öneriyorlar insanlara. Hı -hı. Hatta bu konuyla ilgili yine ortak bir aramız var. Onu da ben açacağım maalesef. Ee, gidiyorum araziye. 1846 muhteşem bir gübre. Fidanı dikerken kullan. Ama doğru zamanda. Fidanı dikerken işte. Tabii. Kasım'da dikiyorsun, kullan. Tabii. Sezona kadar erir kışın, Hı. fidan alır. Ona bir şey demiyorum. Almış kıştan satamamış, elinde kalmış. Açık ve net söylüyorum iki kere iki dört. Hı. Elinde kalan gübreyi maalesef sezon ortasında bu iyi gübredir diye satmaya çalışıyor. Bakın her bayi için konuşmuyorum bunu. Her gübreci için de. Ne muhteşem gübreci ne muhteşem bayi arkadaşlar tanıyorum ben. Bahçeyi kendi bahçesi sahibi Aynen. gibi Aynen. zannederek böyle titizlik ve özen gösteriyor. Ama maalesef bunlarla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Taban gübresinde şöyle bir konuşmayla ben bu konuyu kapatmak istiyorum. Yine dediğim gibi komutanımla burada güzel bir 1-2 yaşındaki bahçeler için gübreleme programı yapmıştık ama 3-4-5 için de yapacağız sizlere ilerleyen programlarda. Buradaki gübrelemede mantık şudur. Ee, azotun iki türü vardır. Amonyum azotu, üre azotu. Amonyum azotu toprakta 28, üre 21 gün kalır. Verirsiniz, ağaç hemen alır. 28 gün sonra esamesi kalmaz. Fosfor ve potasyum topraktan çok uzun sürelerde alınıyor. Örnek veriyorum siz fosfor verdiniz. O fosfor 3 ay sonra çözülmeye başlıyor. 3 ay sonra çözülmeye başlıyor. Tam çözülmesi 9 ay sürüyor. Evet. Yani bir başlıyor çözülmeye. Hani işte birinci ay yüzde onunu, ikinci ay bir yüzde onlu daha çözmeye başlıyor. Üçüncü ay bir yüzde daha çözme. Yani ağaç böyle p der p almaya başlıyor sezon boyunca. Formülasyon aynı şekilde potasyum Biraz fosfora göre hızlı çözünür. İnmobil bitki e, besin elementidir ama biraz daha hızlı çözünür. Ama Nasıl söyleyeyim? Biz devamlı programlarımızda o alım gücüne göre mesela fosfor yazmışım Haziran'da, Temmuz'da da yazmışım. Madem bu kadar geç çözünüyor, niye tekrar Temmuz'da atıyorum? Haziran'da attığının %20'si çözündü, Temmuz'da da başlasın çözünmeye. Hı hı. Bir sonraki sezona kadar, Eylül'e, Ekim'e kadar hatta Kasım'a kadar o ağacın potasyuma ihtiyacı var. Hı hı. Ta ki uykuya yatana kadar. Ama Ve her hafta, her hafta, her hafta değil yani. P der P verilmesi gerekiyor. Ben yeri geliyor. 20 günde bir gübre veriyorum ağaca. Evet. Ama bunun toprağına göre analizine göre belirlenmesi evet. gerekiyor ve bunun çok güzel, çok dengeli bir şekilde e, ayarlanması gerekiyor ve buradaki bu ağaçların gelişimi zannetmeyin ki yani e, sadece sulamakla budamakla değil çok iyi gübreleme ve ilaçlama programının etkisiyle de böyle gidiyor. Bunun hakkında biraz bilgi sahibi olun istedim. Bu özellikle sezon içerisinde. Maalesef maalesef şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Ee, yani gübre ile ilgili kafanızı çok karıştıracak spekülasyonlar vardır. Hani e, sektörde şöyle bir laf var beni çok üzüyor. Hap yap para kazan gibi bir mantık var. Her gübreci için de konuşmuyorum ben bunu. E, İç o boş o kadar fazla ürün var ki bunları kendinizden uzak tutmanız için artık sonuç almış bahçelerden referans alarak kendinize e, gübrelerinizi seçin. E, nasıl söyleyeyim? Piyasada ismini oturtmuş, e, nasıl söyleyeyim? Kendini kanıtlamış diyeyim daha doğrusu gübrelerle yolunuza bakmanızı öneriyorum dedim. Komutanım yine güzel bir konuya değindi. Kauline. Evet. Ne zaman attınız komutanım? Aşağı bunu Temmuz başında falan attım Sinan Bey. Temmuz başında. Evet çünkü bir yağmur, ay dururuz. Yağmur e, aslında Haziran başları falan atmamız lazım. Normal oydu. Fırsat Ama tabii diyeceğim. yağmurlardan dolayı e, giremedik bahçeye. E, zaten atsak da bir anlam olmayacaktı. Çünkü yağmur da yıkanacaktı. E, havalarda güneş o kadar kendi yüzünü göstermemişti. Güneş çok tehlikeli değildi o dönemde. E, hmm. yağmurlardan dolayı. Temmuz e, aynı ilk haftasında e, yaprak gübresiyle karıştırdım. O şekilde verdim Sinan Bey. Hmm. E, yaklaşık... Yaprak gübresi ha. Hatta ben kavline şöyle bir şey de öneriyorum. Siz bir ton mu kullanmıştınız? Ee, Tankeriniz bir tonluk mu? Bir tonluk evet. Bir tona 30 kilo Aşağı 30 kilo. Attınız. 100 attım, He ben. ben işte diyorum bir tona mümkünse 5 kilo da yüreğe atın. Hı -hı. Bir yaprak gübresi de öyle olsun diyorum genelde şeker ee, ya da. Atmadım, onu atmadım. O da cebinizde atladım. bir bilgi olarak He. kalsın. Muhteşem bir faydası ee, oluyor. O ben şeyden korktum Sinan Bey. Ee, o aklıma geldi, gelmedi değil ama. Belki Haziranda uygulamış olsaydık belki o kadar sıkıntı yaşamayabilirdik ama Temmuz Temmuzda sıcağı Temmuz sıcağı e, üre e, hararet yaptırmasın anlamında. Bir de zaten topraktan da hmm. e, verdiğim için ama özellikle şeyden korktum. Yani hararet yaptırmasın. E, kalin gerçi hararetini alıyor. He, i̇şte e, aslında doğru he. bir cümle bu oldu. kalin ağacın hararetini alıyor hmm. açıkçası hmm. biraz. Hmm. Ee, orada da güzel bir tanım Bunu özellikle ben eee gerçekten tüm üreticilerimize tavsiyem. Yani fidan olsun, muhakkak Büyük muhakkak. olsun, hakikaten. Bunu zaten e, bu yaz sıcağında kesin e, ciddi anlamda eee faydası oluyor havası Bu havası sene havası. meyve tutumunuzun maşallah var. Güzelsin abi. Güzel, çok, şöyle çok, göstereceğim evet. ben de. <laughs> hani kışın burada budama yaptık hatırlıyorsunuz. Bakın işte mesela diyorduk işte yaz gelince bu dallar yere değecek diyorduk. Evet. Şimdi komutanımla biz bu dalın evet. Kışın nasıl olduğunu size gösterelim. Evet. Gelin komutanım siz ucundan tutun. Bakın bu dal bakın yükü yemiş. Şurada hiç yoktan yun, 3 kilo meyve var. Daha değinecek misin? Abi? Daha değinecek daha için de inecek, çünkü daha bakın. Işte. Normalde böyleydi bu dal. Evet. Kaldırın daha, komutanım daha da yukarı, bakın. Daha da yukarıdayız. Daha sonra. da yukarıdaydı evet. bakın. Şöyleydi bu dal. Evet. Yani bunu söylemeye çalışıyoruz üreticilere. Geliş açısını görseler anlarlar. Şu an içini göremiyorlar evet. ama. Bakın meyve tuttukça. Bırakın komutanım bakın. Meyve tuttukça. İniyor, evet. iniyor, 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 iniyor ve daha, daha biraz da inecek. daha inecek. Daha yani. da inecek. Daha üstünü tam doldurmadı Sinan Bey. Diyorum ya şu evet. an daha kaba inşaatla uğraşıyor. Ve şu anda bunun aşağı yukarı o başlangıç 2 metreye falan Sinan Bey yerden yüksekliği. Ve düşünün evet. şu dalın yerden yüksekliği 2 metreyle tek ve ben Ve ben burada Sinan Bey ee, şu inebilir, bu dal inebilir falan diye çok da dal kestim. Çok da dal kesmeme rağmen. onun için işte. Budamalarda esinen bir... E, Yüksekten taşlandırmanın yani, mantığını evet. bir kere daha siz görmüş oldunuz. Ha şunu söylüyorum ben üreticilere. Adam bakıyorum işte bahçesine bakmıyor, etmiyor. Diyorum zaten sen meyve alamazsın. Problem olmaz senin için diyorum. Ondan dolayı o kadar taşlandırmasına önem vermiyorum ama gerçekten yaptığınız budama sizin veriminizi ne kadar etkilediğini sizlere maalesef işte ee, gösteriyorum zahmetli olduğunu çok iyi bir şekilde görün yani bakın e, bu damayı verim bakımından düşünün bir de yaptığınız ağacın taşıması kapasitesinden de düşünün şimdi bu dama üzerinde konu açıldı bu dama üzerinden komutanla bu sene çok fazla e, işte bazı e, içimizde konuşmalar yaptık onları da sizinle paylaşacağız ama görüyorsunuz aldığımız sonuçlar bu verimli bir bahçede. Mesela şu ağaçtan yani ben kaldırdığım zaman hissediyorum bu sene 2 kilo meyve çıkacak. Evet. Yani şu dala 2 kilo ağırlık her dala böyle 2 da kilo ağırlık asılıyormuş gibi bir hesap yapın. Ona göre budayın işte e, madem söz konu budamadan açıldı komutanım. Yani ile ilgili sizinle arada bir konuştuğumuz bir konuya değinmek evet. istiyorum. Ee, bu sene nasıl söyleyeyim özellikle benim gördüğüm birkaç uygulama oldu hiç de hoşuma gitmedi onu da konuştuk zaten komutanımla. Ee, biz burada budama programları yapıyoruz sizlere budamadan bahsediyoruz. Sizler kendi budamanızı kendiniz yapabilin kendinize yetin. Ee, çok büyük arazilerde tamam bunlar mümkün değil ama olabildiği kadarıyla yetmeye çalışın doğrusunu yapın diye. Çünkü bir bahçeye bir cellat girmesindense... Açıkçası e, siz az bilgiyle gelin, Bu bulayın daha mantıklı Aynı benim öyle. için Aynı yani. Öyle. E, ondan dolayı bu sene en çok canımızı sıkan konu şu oldu. Şeyler türemeye başladı açıkçası. Bu damacılar çok fazla türemeye başladı. Bir de şu tarzda bu damacılar çok türemeye başladı. İki yorum, iki resim. Ben uzmanın, <laughs> işte uzmana göre para alırım. Ben öyleyim, ben böyleyim. Lafla pazarlık icraatta makası tutamıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama çok iyi bir şekilde kendini pazarlayabilecek çenesine sahip. Kendinizi sakının ki e, yani açık konuşuyoruz biz. Yani ben kendim de budamaya gidiyorum. Danışmanlığını yaptığım bahçeye komutanım da gidiyor kendini danışmanlığı yaptığı bahçe. Valla ben o insanların vermiş olduğu teklifi veremiyorum komutanım. Evet, evet. Gel Sinan Bey. E, bir de uygun da değil. Uygun da, uygun da değil. değil. Yani sonuçta hakikaten ee, ben şunu hemen söyleyeyim Sinan Bey, bir şu bahçenin, bakın şu benim bahçenin, e, çoğu şeyini kendim halletmeme rağmen e, dönüme 2 bin liraya yakın bir var, masrafı var. E, <laughs> düşünün 100 dönüm bir bahçe olduğunu düşünün, herhalde daha verime yatmamışsa bu bahçe, tamam ciddi rakam. Hala rakamda. cepten yiyorsun. Ha. Şimdi e, ceviz, ben daha önce programda söyledim, hakikaten ceviz çok masraflı bir şey. Evet, getiriye döndükten sonra artık güzeldir ama... Fakat bu aşamada e, yani insanların da az önce bahsettiğim bu simsarların da e, adam giriyor. hadi güzel iş yapsa, hadi güzel iş yapsa onu anlarım. Makası tutmayı bilmiyor. Makası tutmayı bilmiyor. Bir de adam bahçeye doğrayıp gidiyor. Bir de ondan sonra adam yazık dünyanın parasını. Etik de değil, şey, helal de değil. Açık konuşalım tamam yani. Mı? Yani yazık yani günah çok şimdi, hoşuma gitmiyor. Yani. Tamam mesela ben şuna hak veriyorum. Ben budamacıyım, siz budamacısınız. Sezonda iki ay, üç ay çalışılıyor hı -hı, komutanım. Hı -hı, hı -hı. Belli nasıl söyleyeyim. Yani bunu siz de yanlış anlamayın komutan. Tamam pazardan ameli alırsın günlük 100 liradır gömyesi. Ee, ama burada biz yani çalışan budamacılar 3 ay çalışıyor. Bir de yani nasıl söyleyeyim bu işin ustası. Yani alsın gömyesinin hakkını elbette, elbette neyse, ustalığı elbette, neyse. Elbette. Elbette. Gönlüme yatsın. Hani biz buradan komutanımla Romanya'ya gidiyoruz budama yapmaya yani. Ee, yurt dışına gidiyoruz, ülke içinde yeri geliyor budama yapıyoruz. Ama ben şu cümleyi kuramıyorum gittiğim bahçe sahibine. Ben ağaç başına sana 6 lira budama yaparım diyemiyorum. Evet. Yani, yani et... ne öyle adam mı tıraş ediyorsun evet. be mübarek. Aynen öyle. Ağaç Aynı. başına 6 lira var 100 tane ağaç. 100 tane ağacın geçiyor zaten kelime sadece 2 dakikada buduyor tanesini. Evet. Bu yani böyle Para kazanmak bu şey kadar kolay olmamalı Sinan Bey. O, ya evet. ben kolayını geçtim. Tabii. Yani e, ben valla beş yıldır bu sektörün içindeyim. Hani e, ben de gidiyorum bu damaya komutanım açık söyleyeyim yani elimiz değsin, kendimizi pas, yani tamam televizyoncuyuz, mühendisiz ama yani kendini bu sektörde, bu piyasada dimdik tutmak istiyorsan elin makasla çeksiz olmayacak. Olmayacak. Evet. Topraktan çıkmayacaksın yani. Evet. Biz sadece şovla iş yapan insan tarzında elbette, olmak istemiyoruz. Elbette. Ondan dolayı ben de giriyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim yani e, bu kadar zamanım geçmesine rağmen bu kadar çevrem olmasına rağmen öyle ben ağaç başına bana 5-6 lira var diye Ya yani. Sinan Bey e, şimdi aldığınız parada e, bahçe sahibinin gözü olmamalı. 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 E, bu bir işin bir tarafı. E, ikinci tarafı da Sinan Bey şu ben lütfen bunu e, bizi izleyen e, üreticilere tavsiyem şu. bu e, Budamacı geliyor. Budamacı geliyor tamam budamasını yap gidiyor. belki bir doğru yapıyor. Ee, yanlışın doğrusun geçik doğru yaptığını kabul ederim. Ee, budamacı ile bir daha vatandaşın yani bahçe sahibinin arasında bir daha irtibat kopuyor. Gitti ben budadım ha. bitti diyor. Ha. Şimdi e, tabii ki budamadan sonra ağaçlar özellikle genç ağaçlar için söylüyorum e, ağaç tepki veriyor. Yani aşağılardan e, farklı farklı yerlerden e, farklı sürgünler veriyor. O zaman budamanın bir anlamı kalmıyor. Üreticilerimiz lütfen budamacısıyla irtibatını irtibatı koparmasın. koparmasın. Ee, ve de şey sonunda yani iş bitimin sonunda arkadaş bak ben bundan sonra yaz boyunca yapmam gereken nedir veya baharda yapmam gereken nedir e, diye mutlaka bunun bilgisini alsın sadece parasını verdi hadi bakalım hadi e, eline sağlık hadi bereket versin diye ayrılmak değil lütfen yaz boyunca bahardan itibaren ağaçların uyanmasından itibaren e, irpatı koparmasınlar çünkü ağaç tepkiler veriyor yeni sürgünler çıkartıyor özellikle bahar aylarında bu dönemde yapmak tabi ki doğru değil ama özellikle bahar aylarında ki şeyleri vatandaşın, bahçe sahibinin makasla temizlemesi lazım. Aynen Yoksa bir öyle. anlamı kalmıyor Aynen bu zaman. Lütfen bunu üreticilerimiz yani bu amaclarla ustalarımız şey yapsınlar. O günün işi değil sadece. Hı hı. Bizim işimiz hiçbir zaman günü kurtalmalık iş değil. Evet. Ve ben şöyle söyleyeyim yani bazen çiftçilere hak veriyorum ya. Hangi konuda hak veriyorum? Geliyor herkes parasını kazanıyor gidiyor. Hı hı. Ya bu adam tamam para kazan yani ben bir şey demiyorum. Elbette, bu elbette. adamın sulama sistemine ihtiyacı var. Bu adamın gübreye ihtiyacı var. Bu adamın ilaca ihtiyacı var. Bu adamın budamaya ihtiyacı var. Hı -hı. Yani para harcayacak zaten Hı -hı. bunlara. Verim de öyle alacak. Hı -hı. Ama bizim budama sektöründen de konuşmuyorum. Adam geliyor, sulama sistemini kuruyor. Sonra ulaşabilirsen helal evet, olsun. Aynen öyle. Aynen. Örnek veriyorum. Yani bazen köylülere hak veriyorum dediğim mesele bu. Yani insanlar nasıl söyleyeyim bezdirebiliyor bazen bazı konularda. Bundan dolayı tedbir almalarını istiyorum ben. Ben bu sen açık konuşayım diyecekler ki nasıl cevizci bu? Seviniyorum. Neye seviniyorum? Artık ceviz fidanı ekimi azaldı. Seviniyorum evet. azalsın. Evet. Komutanım azalsın. Bu iş böyle gitmez çünkü. Evet. Doğru. Herkes Doğru. reklam yapıyor. Herkes şöyle konuşmasını yapıyor. Herkes ekilsin istiyor kendi karnını doyuracak ya millet. Ama icraate geldiği zaman adama bahçeyi kur, topuk, Aynen öyle, vur ya, piyasada şey, vurabildiğin kadar. Olaçabilirse şey evet. azaldı artık. Evet. Herkes bakın ben, gördü. Evet. Bey bakın mesela ben budama yaptığım bahçelerde e, emin olun e, belki de 50 kere aramışımdır bahçe sahiplerini. Amana şunu şöyle yapın, amana bunu böyle yapın, amana şöyle yapın. Ya, Komutunu e, bizde öyle ve emin olun yeri geliyor. Bu yanlış anlamasın kimse. Gönülden böyle hiç iş yapmadığımız insanlar da çok evet, fazla aynı burada. Evet, aynı öyle. Gerçekten. Ya onlara öyle. da yardımcı, fotoğraf gönder, yardımcı. Öyle olur. öyle çok kişiyi başında öyle musallat ettiniz. Evet, sulamak mı? Sulamak mı? yeter ki yeter ki faydamız olsun. Mesela aşıda da öyle. Ya Sinan, Sinan Bey, bizler şimdi aşı yapıyoruz, biliyoruz. Yani aşıda ağacın nasıl tepki vereceğini, hangi durumda neyin olacağını, tamam mı? Biz biliyoruz. Ama bahçe sahibim bilmiyor. Bilmiyor. Şimdi biz bahçe sahibini sürekli bilgilendireceğiz ki, yönlendireceğiz ki emin olun o kadar güzel tepkiler alıyorum ki. Öyle diyor öyle. diyor ki komutan. adam, ya komutan diyor. Tamam, aşıdan hepsi tuttu. Sorun yok. Ama diyor tamam mı? Hiç tutmasaydı bile diyor, tamam mı? Aynen Ben öyle. diyor sizin gibi güzel bir insan kazandım. Ya yani bunu, bunu duymak, bunu duymak çok güzel gerçekten bir şey. Gerçekten. Tamam mı? Ama eşli Bey bir yerde ben aşı yapıldı gördüm. Yani başka birisi yaptı. Şimdi e, belli bir zamanda eğer havalar çok kurak giderse aşıların belli sulanması lazım öyle, topraktan. Öyle. Çünkü toprak e, kuruyup kalemin nemini çekmesin diye. Şimdi ben Nisan özelliği kurak kurak geçtiği için. Çok kurak geçti. He, kurak kontrol. geçtiği için bu, ben bu neredeyse, sıcağı gördüm ben. Ben mesela. neredeyse her hafta e, aşı yaptığım bahçeleri soruyordum. Amana şey yap. sulayın. Ama başarım %100'dü. Ne güzel. Serhan Bey. %100'dü. Yani yüz 100 tane ağaçtan bir veya iki tane tutmuyor. O da kalem olabilir. Belki gözden kaçmış falan, falan her olur, neyse. Olur. Ama %100'e yakındı. Ne güzel. Ee, ama nedir biliyor musun? Arkadan takip ettim ben sürekli. Öyle. Amana sulayın. Amana efendim söyleyeyim poşetlerinizi boyalayın. Amana efendime söyleyeyim sürgünleri böyle şunu yapın, bunu yapın. Yani takip ederseniz Sinan Bey, tamam mı? Oluyor. Şunu da söylüyorum üreticiye. Gerçekten bizim programları izleseler yeter. Yani. Evet, hakikaten Gerçekten yeter. Gerçekten yeter yani. Burada e, nasıl söyleyeyim? Bilimin dışında yani sabah ne dedik e, sabah diyorum programa başlarken ne dedik yani biraz teknik bilgi vereceğiz ama maalesef size piyasa hakkında da bilgi vermek evet. zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani ben gidiyorum Romanya'ya da gidiyorum diğer Avrupa ülkelerine de açıyorsun programda bilgi var teknik program tematik kanalda. Bizde öyle bir şey mümkün değil mecburen maalesef piyasa hakkında insanlar nasıl tedbir alacak onu da anlatmak evet. zorunda kalıyoruz. Evet. Sinem Bey ben e, bir konuyu da size sormak istiyorum müsaadenizle. Buyurun, Şimdi e, artık Temmuz'a girdik. E, bir yaz budaması diye bir şey var. Bunu zaman zaman soruyorlar. Ben bunu pek tavsiye etmiyorum ama e, işte çatal çıktı. İşte fidanım özel genç fidanlar için Doğru. söylüyorum bunu. İşte çatal çıktı. İşte çatalı keseyim mi? Efendim söyleyeyim bilmem nere sen ne çıktı bilmem neyi keseyim mi dal keseyim mi falan diye şey var. Ha ben e, bu saatten sonra özellikle Temmuz ayına girdiğimiz bu dönemden itibaren belki ben e, ağaçlara bahşeye vurmasın, makas vurmasını çok tavsiye etmiyorum çok insanlara. Çok doğru bir tavsiye ha. komutanım. E, ama baharda ağaçlar e, daha yeni filiz çıkarttığında, yeni uyandığında o zaman daha henüz ağaç e, yapılır gibi bir şey ama. aynen öyle komutanım. Ha. Ben bu konuyu biraz açmak istiyorum. Çok evet. güzel bir konuya değindiniz. Ben çünkü üreticilere her zaman söylüyorum. Fidanı ilk sene dikerken, e, yani orijinal aldıkları ama yani fidan ürettiğimiz için de biliyorum. Ee, Orjinal Çantnır'da çok fazla çatallanma oluyor. Hı hı. Yani şimdi ilk sene dikip bir lider elde etmek istiyoruz. 3 metreye gelsin istiyoruz. O lideri büyütebilmek için mecburen rakiplerini regale etmemiz hı hı. lazım. Rakiplerini regale etmemiz için de çatalları almamız gerekiyor. Bu birinci sene için geçerli. Hı hı. Açık söyleyeyim ama işte sürgün atıyor bazen liderin kendi çatallarını onu da ucunu kırın diyorum dipten budamayın diyorum hı hı hı. çünkü hı hı. biraz kurumayla çekecek kendini ucunu kırın tam gövdeye gelmesin o kuraklık vesaire uçlarını kırın diyorum o bir yaz budamasıdır lider bırakmak üç tane bırakıyoruz birini lider hı hı. seçiyoruz o bir ama Aç, büyümüş, Birinci kata almışsınız siz bu damayla. O saatten sonra yaz budaması sadece ticari bir şeydir. Evet, evet, evet. Yani açık konuşayım. Doğru değil. Ha. Yaz budamasının mantığını ben bizim ülkede şöyle söyleyeyim. Yaz budaması üzümde olur. Çok da önemlidir yaz budaması. Koltuk alma, dip sürgünü temizleme, zeytinde olur dibini temizleme, bazı hafif yaz budamaları. Şimdi şimdi Bizim ülkemizde yaz budaması cevizde zaten son 5 yıldır çok popüler. Çünkü fidancılar gidiyor. Yaz budaması lazım abi cevize. Tak 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 fidan için göz lazım. Evet. buruyor gidiyor. Maalesef ülkemizdeki yaz bir, budamasının mantığı Bir de gömyesini var. alıyor. Evet. Bir de gömyesini, bir gömyesini alıyor gömyesini, işte evet. Evet, o. <laughs> Geliyor ağaç bakıyor bakıyorum. şöyle bir. Ben açık konuşayım bakın. Şurada şu bir gözün tanesi bir fidancı için şu an 30 kuruş. Bir gözün maliyeti. 30 kuruş şöyle bir bakıyor. Ben şu an şu bahçeye bakıyorum. Bir yaz budamasına girsem 150 bin tane göz çıkar. Çarpı 30 kuruş 45 bin evet. lira eder değil mi komutanım? Evet. Ee, bak... bak satmak istese. Bahçe bir de geliyor ben yaz budaması yapacağım. Günde ver bana 350 lira yömeyi diyor. <laughs> evet, işte, evet. Bir de oradan işte, al sana. Ülkemizde evet. yaz budaması budamasının i̇şte, mantığı. Yaz, yazık. İşte, yazık bunu sakın ola ki bahçe sahipleri. Ee, buna girmesinler. Girmesinler. Şimdi mesela ben e, Sinan Bey gittiğim e, e özellikle e, tek sürgün. E, kafa kesimi yapmışım Mart'ta. Ha, ağaç uyanmış. tabi e, tabii alttan başları yukarıya kadar şey çıkıyor. Sürgünler çıkıyor. Daha bahardı ama. Hı, hı. E, i̇şte bu Mayıs'ın 15'leri veya Mayıs başları gibi falan. Ha o zaman gidiyorum Sinan Bey o 1.60 1.70 diyoruz ya. Ha oraya kadarki olan kısımları sürüyor. bir şey. Ha, kafada lider kısmını orada ufak bir şey yapıyor. Onlar zaten daha bahar bir şey. daha baharda bu ama. Yani. Sakın ola ki sakın. Yüksek yani sıcakların olduğu sakın dönemde. Ola ki sakın ola sakın yapmasınlar değil. yani. Ha, işin kötü yanı göz aşı da şimdi başladı. Temmuz'un 15'inde başlıyor göz aşılar. Fidancılar şimdi piyasaya girdi. Göz aşı yapıyorlar. Açık konuşacağım. Yani. artık yani hep de açık konuşmak istemiyorum. Ee, pardon bunu da söyleyeyim. Açık konuşuyorum demek istemiyorum ama. Şu an Bandırma'da göz aşı üretimi yapılıyor. 5 milyon, 4 milyon fidan üretilecek. Bu ne demek? Ee, hadi 3 milyon fidan üretilsin. Şu gözden en az 5 milyon lazım. Firesi miresi de oluyor, tutanı, yamulanı falanı da piyasaya dalması gerekiyor fidancıların. Göz aşıyla fidan üretimi yapıyorsa. Çantırdan alıyor şu gözü, biliyorsunuz göz, bilezi kaşı yapıyorlar göz aşı. Çak çak çak. Hani ki birçoğunun zaten profesyonel fidancının kendi damızlığı var. Piyasaya çıkmıyor. Ama işte fidan para ediyor, ceviz para ediyor diye girip burada altyapısı olmayan fidancıların ihtiyacı oluyor zaten piyasada. Onlar giriyor ve böyle bir ister istemez yaz budaması mantığı oluyor. ama göz almak farklıdır bahçeden. ilk yaşlarda dediğiniz yapılması gereken yaz budaması farklıdır. Evet. Bunun bilincinde olsun herkes. Buna da artık yani değinmek gerekiyordu iyi oldu değindiniz. Hani e, çok fazla yorum yapılır yok abi çatallanmış senin ağacının şurası buraya almak lazım şurası almak lazım burası almak lazım burasını almak lazım. Emin olun yani e, kendinizi maalesef diyorum birçok kişiye göre kapalı kutu gibi tutun kafanız karışmasın hiç yoktan. Ve ondan dolayı da üzülüyorum. Böyle bir de sektör oluştu bizim ülkemizde gözle ilgili. Bırak fidancı fidanı kendisi bulsun. Şey Kendi bahçesinde. Aynen öyle. Evet. Vallahi komutanım hissediyorum programımızın yavaş yavaş sonuna geldik ama birkaç konuya değinerek öyle kapatmak istiyorum. Hatta üreticilerimize de şey olsun. Birkaç bir şey sormak Buyurun, istiyorum hızlı bir şekilde. Evet. Hızlı soru cevap. Teknik konulardan gidelim. Otla ilgili baktığımda sizin bahçenizde öyle nasıl söyleyeyim normal diyebileceğim işte bu otun olmasının faydası bile var. Toprakta suyu tutar kökleri. Ee, çok böyle kontrollü bir otunuz var. <laughs> Siz burada şimdi e, mücadelenizle ilgili çok birkaç teknik almak istiyorum. Borular serilene kadar bir iki kere anladığım kadarıyla diskara <gülüyor> çektiniz, <gülüyor> sürdürdünüz. Bundan sonra zaten ağaçların dibinde öyle bir ot yok <gülüyor> <gülüyor> ciddi bir şekilde. Ee, sürecek misiniz yoksa ot mücadelesi bitti mi? Silahcı. E, ot mücadelesi. Ot mücadelesi bitti, e, ta ki şeye kadar, hasattan bir 15-20 gün öncesine kadar. Çünkü Dorla, sulanan yerler, sulanan yerlerde biraz daha ot çıkıyor. Her ne kadar artık gölge olduysa da ama yine de çıkıyor çünkü çok yoğun sulandığı için. Ha e, o zaman hasat öncesine bir 15-20 gün öncesinde bir kere daha e, ızgara çekilir, e, temiz bir toprağa şey yaparız, ulaşırız. O kadar yani başka ot mücadelesi yapmayacağım Sinan Bey. Yani şunu söylemek istiyorum ben üretici, ufak fidanlara gitmesin akılları. Dibi çok güneş aldığı için onun çok oluyor ama bunların dibinde güneş evet, yok. Evet. Ve dibine dediğimiz gibi cevizin dibinde kolay kolay ot yetişmez. Burada yani otla ilgili ilerleyen dönemlerde sizin probleminiz azalıyor onu söylemek evet, doğru, istiyorum doğru, çiftçilere. Doğru. İlk alan yaşlarda geliyoruz. biraz zorlanırlar. Evet. Evet. İlk yaşlarda ilk 3-4 yıl biraz Güneş gördüğü için var. çok fazla. hem bir de sulandıysa. Yani mesela fidana ekmişiz şu an 1 yaşında benim gibi dip, dibi güneşte görüyor. Evet. Suyu da tam dibine veriyorsunuz. Evet. Güneşi de tam dibi alıyor. Gübreyi de tam dibi alıyor. O yüzden dolayı ilk senelerde ot mücadelesi zor oluyor. Ama ağaç büyüdüğü zaman verime geldiği zaman hele hele artık ot mücadelesiyle ilgili birçok noktayı aşmış oluyorsunuz. Bunu özellikle sizi yani çok soruyordu üreticiler. Ya hocam her sene böyle uğraşacağız mı otla? İşte Sinan Bey, <laughs> e, bu tür normal otlarda ben kimyasal şeye girmiyorum. Kimyasal mücadele ama e, özellikle genç ağaçlar için çok tehlikeli. Ayrık ve kanyaş. Ayrık ve kanyaş çok tehlikeli. Şimdi var ya kaç kişi bizi izleyip ha, yanıyor şimdi. E, Ayrık ve kanyaşta e, ben kimyasal e, mücadele yapıyoruz Maalesef Sinem, yapmak zorundayız. Yani yapmak zorundayız çünkü o başka türlü şeyle pullukla da sürseniz ne yaparsanız yapın o daha da fazla artırıyor çünkü gezdiği için. E, Tabi ticari anlamda isim vermeyeyim ama e, sadece ayrık ve kan yaşı e, öldüren şey ot ilaçları var bunu ziraatçılarıyla görsünler e, ee, hakikaten ayrık ve kanyaş hem bütün tarlayı da sarıyor. Bir de derine kök gidiyor. Özellikle genç fidanların çıkmıyor kök... yani çıkmıyor bir de köklerini boğuyor. Ee, Sinan Aynen Bey. Mi? Ben bizzat kendi bahçemde e, ben bunu yaşadım. Ee, ya bir iki tane ağaç vardı böyle. Zamanım da vardı. Ee, bel, küreyle, bel küreyle, yaptım. Hiç gelişmemişti ağaç ama. Bel küreyle temizledim. Ya Sinan Bey bir ağacın fidanın dibinden bir çuval dolusu ayrık çıkarttım. Emin olun. Ve öyle dikmiş böyle bu kadar gitmiş yerine. Ama ondan sonra fidan bütün saçakları boğmuş. Ha ertesi sene e, şahlandı fırladı. Onun için e, tabii büyük bahçelerde bunu yapmak çok zordur. Hakikaten belle uğraşmak tabii, tabii. çok zordur ama e, isim vermeyeyim zırh bilirler Var, ama sadece ayrık ve kanyaş evet, sadece için, ve kanyaş için e, Normal ot o, tamam elbette ki otun olması hmm. şey değil. Belli bir oranda özellikle dipte olursa belki tabii tabii ama yüzey suyunun ama engel. Yani. Ama özellikle ayrık ve kanyaş genç fidanların saçak ve kök gelişiminin dağılmasını engel oluyor. Çünkü ta aşağı geliyor. Evet. Ondan sonrasına bir orada zira ilaçla mücadele edebilirler. Başka. Güzel noktaya değindiniz Komutanım. Diyorum ya programın sonuna geldik. Böyle gitsek biz anlatırız 2-3 saat daha ama Akşam kadar konuşuruz. Vallahi konuşuruz ama işte her böyle çekime çıktığımızda komutanımızı yakalıyoruz, konuşuyoruz. Yine konuşacağız. Bir sonraki programda artık böyle büyük bahçelerin gübreleme programlarından bahsederek konuşuruz. Yine piyasadan konuşuruz. Ee, ben yine komutanın programına katılmadınız. Bizleri kırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Sinan Bey ben de çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun var olun. Umarım güzel bir program olmuştur. Kesinlikle. Umarım çiftçilerimize bir faydamız olmuştur. Olduysa ne mutlu. Ee, 7 gün 24 saat e, kapımızda gönlümüze bahçemiz açıktır. Yeter ki e, insanlar... E, faydalı olalım Sinan Bey. Sağ olun. E, ulaşırlarsa elbette ki yardımcı oluruz. yani. E, Muhakkak zaten olur. yıllarca elimizden geldiği evet. kadar e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Bu saatten sonra da e, gerek e, Çiftçi TV'nin web sitesinden gerek işte e, mail adreslerinden her zaman e, ulaşıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla taleplerinizi alarak cevizcilerin işte mesela ben en çok şu etkileşimi şu yüzden seviyorum. Hocam bize şununla ilgili bir program yapar mısınız? Gerçekten sizlere söylüyorum. Şöyle daha net söyleyeyim. Bizim çiftçi TV olarak sizlerden gelen maillere göre bazı programları yaptığımız doğrudur. Hatta çiftçi TV'de Çetin Ceviz'in fragmanları yayınlar Facebook sayfasında. O Facebook sayfasında yine bir özel bir iletiniz olursa Bizim Çetin Ceviz adlı fragmanımıza yorumunuzu yapabilirsiniz e, Facebook sayfasından da. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız diyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun Sen, var sağ olun. Sağ olun varım. Evet her zamanki gibi klasik kapanış yap konuşmamı yapacağım ben. Birinci olarak konuşmam şu oluyor her zaman her kapanışta benim. Bizler Çiftçi TV olarak yaklaşık 4 yıldır zaten ceviz üzerine program yapıyoruz. Üreticilerimiz bugün bu programı izledi diye de diğer konular değinmedik değil. Bunlara nasıl ulaşmaları gerekiyor? Çiftçi TV'nin YouTube sayfalarına girdiğinde ceviz yetiştiriciliği yazmaları yetiyor. En az zaten bizim kanal olarak ceviz üzerine 100 tane programını programımızı görürler. Gerek zirai eğitim konu başlığı altında gerek çetin ceviz konu başlığı programı altında YouTube sayfamızdan dediğim gibi belki yüzlerce programımıza ulaşıp diğer şu an aklınızda olan tüm sorulara cevap bulabilirsiniz diyorum. Ee, yapmanız gereken şey tek şey Çiftçi TV'nin şu an belki link çıkıyordur YouTube sayfasını takip etmek, abone olmak veya dediğim gibi buradan izleyerek hatta üreticilerle şuradan da çok iyi iletişim yakalıyorum. Programımızı izlemişler, altına yorum yapmışlar. O yorumlara da cevap veriyoruz biz kanal olarak. Oradan da sizlerden görüş ve öneri alabiliyoruz. Onun için takipçimizleri, takipçilerimizle iyi bir etkileşim kurduğumuz bölümdür. ...oradaki çalışmalarımıza önem ve cevap verdiğimizi de zaten göreceksinizdir. Bunun dışında e, klasik kapanış e, konuşmamda şu da var. E, bizler e, kanal olarak kesinlikle üreticilerimize ceviz e, bakımından bu programı yaparken... ...her noktasına değinerek e, sezonunda tam anlatılması gereken programı anlatmaya çalışarak size bilgi vermeye çalışıyoruz. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Ee, ceviz sektörü ile ilgili zaten sadece ekranda 5 yıldır medya sektöründe ben program yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Ama şunu unutmayın. Bir ceviz bahçesi sahibi olmak istiyorsanız, bir cevizci olmak istiyorsanız, bir bahçeye en iyi gübrenin de bahçe sahibinin ayak izi olduğunu unutmayın efendim. İyi günler diliyorum.